Kağıtlar ve dosyalarla can sıkıcı bir gün istemiyorum. Biraz dolaşmak ve uzun süre yaşadığım mutsuzluğu, yalnızlığı unutmak istiyorum. Anlaşılan evliliğiniz sizi çok yıpratmış. Evet, sinir tedavisi görecek kadar. Ama bunun sorumlusu yalnız kocam değil. Hayatıma giren bütün erkekler kırdılar beni. Ama Orhan'ın da diğer erkeklerden farkı yoktu. İstediği sadece vücudumdu. Kısa sürede olsa bana azap verdi. Hep mutsuzluğu yaşadım. Ve sevgiden uzak kaldım. Güzel bir aşkı özledim. Merak ettim. Sen karınla mutlu musun? Evet. Sevişerek mi evlendiniz? Bana anlatsana. Merak ediyorum. Seni tanımak istiyorum. Biraz sakin olsan sen. Başka laf bilmez misin sen? Hadi kalk yemek hazırlayalım. Canım istemiyor. Olayı abartma. Kadınla işi var. Senin kocan olmadığı için böyle konuşabiliyorsun. Selam kızlar. İyi akşamlar. Gene senin neyin var bakayım? O kadınla nereye gidiyordun? İşlerimi ne zamandan beri karışır oldun sen? Güzel kadınlarla ilgilendiğinden beri. Gene saçmalıyorsun. Siz kavganıza devam edin en iyisi. İyi geceler. Yarın otele davetliyiz üçümüz. Aa, Hülya'nın mı çağırdı? Evet. Ben gelemem. Gitmek zorundayız canım. İyi, karar verdiğinizde haber verirsiniz. Sabah 9'da seni alırız, tamam mı? Ben gitmem. Mecburuz, gideceğiz hayatım. Aa, hala yerleşmediniz mi? Yerleşemedik. Tek başıma yapamadım. Yardım da etmiyor. Senin hala moralin mi bozuk? Kapat şu televizyonu da havuza inelim. Sen git. Anlaşıldı. Tatsızlığım üzerinde yine. Ben havuzdayım. Görüşürüz. Neden suratın asık bakayım senin? Hadi gel barışalım. Dargın değiliz ki. Bu surat ne oluyor peki? Sadece biraz içim sıkılıyor. Gereksiz kıskançlık yaptığımın farkındayım. Alo. Evet. Evet Hülya Hanım. Benim. Nasılsınız? Evet, odaya yerleştik. Çok teşekkür ederim Hülya Hanım.